Herkese merhabalar. 2023 LGS çalışması başladı mı Tonguç Evinhoca? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber 2023 LGS'de gerçekten uzun bir maraton bizi bekliyor. 4 Haziran 2023'te LGS sınavına gireceğiz değil mi? İnşallah Bunun hocam. Bunun için de gerçekten iyi çalışmamız gerekiyor ve doğru kaynaklarla çalışmamız Nasıl gerekiyor. Nasıl çalışacağız hocam? Güvenilir kaynaklarla çalışmamız gerekiyor. Zaten Tonguç olarak bize yüzlerce, binlerce yorum geldi. Nasıl çalışalım, hangi kaynaklardan çalışalım, acaba hangi soruları çözelim, hangi kaynakları daha önemseyelim ve benzeri bunların hepsini biz şimdi sana net bir şekilde açıklamak istiyoruz. Çünkü gerçekten bütün bu kaynaklar yani LGS 2023 sürecinde kullanacağın bütün kaynaklar senin yol arkadaşın olacak. Aynı Tonguç gibi onları da çözerek onlar da senin seviyeni geliştirerek bu LGS maratonunu iyi bir şekilde tamamlayacağız inşallah. Soruları ilk başta kim hazırlıyor, nasıl hazırlıyor bir bunu bilmemiz gerekiyor Tom Şerif. Kim hazırlayacak soruları? Bak sorularım. LGS 2022 karşımıza geldi ve abilerin bunların hepsini çözdü. Abilerin, ablaların ve süper neticelerle süper liselere girdiler. Sen de inşallah. Büyük kuzenin felin kazandı Aynen öyle süper. Sen de 2023 yazınca burada süper bir şekilde en iyi liselere gireceksin ve en iyi netleri yapacaksın. Soruları ilk başta şunu bilmen gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü hazırlıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıyor ve bunun özel bir departmanı hazırlıyor. İşte biz bunun farkında olacağız ve bu sorular hazırlanırken ve seçilirken ve buraya koyulurken gerçekten çok uzun araştırmalarla, çok uzun eleme süreçleriyle ilerleniyor ve özel soruları buraya koymaya çalışıyorlar. O yüzden biz bu soruların nasıl hazırlandığına şöyle bakalım. Milli Bakanlığı bir kere soruları MEP kazanımlarına hazırlıyor. Yani belli bir kazanım listesi var ve 8. sınıfın kazanım listesi. Oo, iyi. Bu çok önemli. Sadece, yani 8. sadece 8. sınıfın kazanım listesinden sorumluyuz ama tabii ki 8. sınıfın konuları 5 6 7 ile de bağlantılı. İşte Milli Bakanlığı buradan hazırlıyor ve biz nereden hazırlıyoruz? Yani kaynaklarımızla soruları nereden hazırlıyoruz? Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına %100 uygun ilerliyor çünkü her sorunun bir kazanım karşılığı var bizde de. Yani burada mesela Burada bak bu ne neymiş? Türkçedeki 20. soru. Bu bir kazanıma yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıftaki noktalama işaretleri kazanımına denk geliyor bu. Aynı şekilde bizim kitaplarımızda da her bir sorunun mesela diyelim ki işte şu sorunun bir kazanıma karşılık geldiğini görebilirsin. Hatta tat uygulamasında bunu yapamadığın zaman bu kazanımdan eksiğin var da Oo. sana diyor. O yüzden bu çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına %100 uyarak hazırlanıyor bütün sorularımız. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını açıyoruz. Teker teker oradaki örnek sorulara bakıyoruz. Oradaki sorulara, konu anlatımında dikkat ediyoruz. Aynı zamanda Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları da bakıyoruz. Bir de geçtiğimiz yılların LGS sorularını dikkate alıyoruz. Dolayısıyla biz sorularımızı gerçekten çok hassas ve titiz bir şekilde LGS'de karşımıza gelecek şekilde hazırlıyoruz. Bir kaç saat çalışalım hocam? Aynen. Herkesin kafasında bu sorular var. Çalışmalı ama kaç soru, kaç saat, nasıl çalışalım? İşte bu sorularında aslında ortak bir cevabı var. O da şu. LGS'ye gireceksen Tomuş Erhan ve LGS'de iyi bir liseyi hedefliyorsan hedefin olmalı. Yani hangi liseyi hedefliyorsun? Mutlaka, erkek istiyorum mutlaka kendine üç tane hedef koy. Yani üç tane hedef koy ve bu üç tane hedefi bir tanesi gerçekten çok iyi bir lise olsun. Bir tanesi normal. Bir tanesi de kendi evine yakın bir lise olsun ve bu şekilde üç tane hedefle ilerleyebilirsin. Ve bu hedeflerin yanında bir de ortamını düzenlemen gerekiyor. İşte cep telefonunda bazı uygulamaları silmen gerekiyor. Belki odanı mutlaka toparlaman gerekiyor. Çalışma ortamını oluşturman gerekiyor evde. Salonda mı çalışacaksın? Evin kendi odanında mı çalışacaksın? Kardeşinle beraber paylaşın odada mı çalışacaksın? Kendi masa düzeninde kurman gerekiyor. Bir de planın olması gerekiyor. Plan nasıl yapacağım? En önemlisi zaten plan ve biz bunun için program yapıyoruz senin için senelerdir. LGS kampımız başladı ve LGS kampımızın başlangıcından itibaren senle ilk başta 7'den 8'e yaptık. LGS kampımız Beraber senle atak programımız var, ilk tekrar programımız var, hızlanma programımız var, prova var, son tekrar programımız var. Yani çok güzel bir maraton senle beraber bizi bekliyor aynı zamanda zaten. Programımız da Eylül programımızda yayınlandı. Zaten senle beraber teker teker Gül, gün gün belli değil mi hocam? Ödevlerimiz de burada belli. Yani bu bizim için en önemli artı videoyu izleyeceksin ama bunun ölçme değerlendirmesini yani ödevini yapman gerekiyor. Ödevlerimizi yapıyoruz. Tamam fazla uzatmıyorum şimdi. Artık kaynaklarımız neler onlara bakalım. Bir kere en önemlisi kaynakları kullanmadan önce hangi adımdasın? Yani sen kendini başlangıç, temel, orta, üst seviyemi hangisi görüyorsun ilk başa bulabilmen gerekiyor. Bizim tavsiyemiz bir kere herkes başlangıçtır. Başlangıçtan temel, sonra orta, sonra üst seviyeye doğru ilerlemek gerekir. Ama bazı arkadaşlarımız diyebilir ki ya kardeşim ben başlangıç ve temelde işim yok benim. Ben zaten konuları bayağı bir çalıştım, bitirdim. Orta seviyeden başlayacağım. Veya işte benim başlangıç seviyem iyi zaten. Merak etme ben temel seviyeden başlayacağım diyebilir arkadaşlarımız. Bazıları diyebilir ki havalılardır, kaşınıyorlardır. Üst seviyeden başlayacağım diyebilirler. Derece öğrencisiyim. Ama biz herkese şunu tavsiye ediyoruz adım adım ilerleyip adım adım zirveye gitmemiz gerekiyor. Peki başlangıç seviyesi ne var? Bir kere Tonguç Evlenme en önemlilerden bir tanesi sıfırdan kitaplarımız. Sıfırdan kitaplarımızın içerisinde konu anlatımları var. Sözel ve sayısal iki tane kitabımız var burada ve bu kitaplarımızın içerisinde solda konu anlatımı, sağda soru çözümü şeklinde gerçekten önemli kaynaklarımız ve sene boyunca her dakika takıldığımız, her yerde kullanacağımız kaynaklar. Solda konu anlatımı, sağda soru ve yatay yeni nesil sorularımız da var. Hepsi çözümlü hiç merak etme. Ve bu şekilde bütün sekizinci sınıf konularını takıldığın yerlerde bunlar birazcık kalın kaynaklar. Çünkü bütün sene boyunca kullanacağız bunları. Takıldığın Tüm herhangi bir yerde hocam, Aynen. konu anlatımını anlamak istiyorsun mesela tak diye buradan oku hemen buradaki soruları çöz bu mikro konu anlatımı mikro soru mikro konu anlatımı mikro soru şeklinde bütün sene boyunca bunları kullanacağız o yüzden 0'dan 8'e hazırlık setimiz en önemli setimiz diyebiliriz en temel setimiz en başlangıç setimiz. Peki, bazı arkadaşlarımız 7'den 8'e tamamladı ama tamamlamayan arkadaşlarımız varsa da mutlaka mutlaka 7'den 8'e hazırlık setimiz için burada iki tane kitabımız var. 7'den 8'e hazırlık kitabımız ve yeni nesil matematik kitabımız temel oluşturmak için inanılmaz önemli. 5 6 7'yi tamamen tekrar ediyor bu kitaplarımız. O yüzden başlangıç seviye kitaplarımız bunlar diyebiliriz. Başlangıç seviye setlerimiz bunlar diyebiliriz. Peki, sonrasında temel seviye yani başlangıçtan sonra temele gelebilirsiniz. Belli bir süre burada mutlaka geçecektir ve aynı zamanda iki seti de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani sıfırdan sekizeyi ve burada temel seviyedeki taktikli setlerimiz. Taktikli setlerimiz çok değerli çünkü bunların içerisinde aynı zamanda posterler de var. Mesela hemen sana taktikli buradan sayısal setin içerisinde, sayısal setin içerisinde matematik Aa, ve hem kitaplarımız var. Çünkü bunların içerisinde posterler var Tomuş herhalde. Posterler olduğu için hemen sana mesela bir tanesini açıyorum. Oo, Şöyle. Kutu evet, gerçekten de. Bunların ambalajlı olmasının sebebi posterler ve sticker'lar olduğu için bunları hocam? özel bir şekilde koruyalım istiyoruz. Ve hemen bunu açtığım zaman zaten sen de göreceksin. Bunun içerisinde temel ve orta seviye sorularımız var. Yani temelden alıp seni orta seviyeye çıkartıyor. Hatta buradaki soru dağılımlarını da zorluk seviyelerinde kitapların arkasına veriyoruz. Ve bunların içerisinde bak dikkat et burada stickerlarımız var. Eğlenceli Aa. stickerlarımız var. Yani bu stickerları istersen Kopya gibi hocam çok güzel defterine duruyor. istersen bu tamamen hap bilgiler. Bu hap bilgileri istersen posterlerine ki burada zaten posterlerimiz var ve posterlerin içe üzerine de yapıştırabilirsin ve kendi odanda da yer e, koyabilirsin. Peki dolayısıyla sayısal setimiz ve sözel setimizde temel kaynakları hallediyoruz. Hatta bak burada mesela setlerimizin arkasında işte e, bu 8. sınıf taktikli sözel setin içerisinde Türkçe, inkılap, din ve İngilizce derslerimiz var ve bunların içerisinde bak başlangıç seviyesi sorumuz yok. Ama hatta şöyle birazcık da daha... Ee, yaklaşayım ve sana netleştireyim burayı. Bak 1204 tane temel seviye soru varmış. 2248 tane orta seviye soru varmış, 893 tane de zor seviye soru varmış. Bütün bu setin içerisinde işte bu zorluk seviyeleri zaten sana birazcık daha aydınlatıcı oluyor diyebiliriz. Temel seviye kitaplarımızdan sonra ki önemli şeylerden bir tanesini unuttum, dijital sorular var. Dijital soru Şimdi ne olacak? Ben burada sana bu kitabın içerisinde işte bu kadar soru var diyorum ya, bir de bunların yüzde otuz daha fazlası yani buradaki soru adetinin yüzde otuz daha fazlası dijital Sorular da var. Dijital sorularda Kitapları aktive ettiğin zaman ki kitapları nasıl aktive edileceği arka kapakta yazıyor kitabın arka iç kapağında yazıyor. Tat uygulamasını aktive ettikten sonra mesela bu soruya bakıyorsun kaç soru altı bu test 6 soru değil mi? Ha, hem dikey hem yatay sorular var. Ama burada hop diyor baksana ne diyor? Hop hop. Test daha bitmedi. Hadi tatsa git ve dijital soruları çöz diyor. Artı iki tane dijital soru var diyor. Yani altı sorunun yanında bu test artık sekiz soru. İşte bu şekilde hem soru sayımızı arttırmış oluyoruz. Hem dijital olarak kendimizi eksiklerimizi görmüş oluyoruz. Ve dijital sorularla da kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla kitaba koymadığımız sorularında dijital sorularında mutlaka çözümünü yapmalı diyoruz. Temel ...kitaplarımızla. Sonrasında orta seviye görüyor. Yani bizim zaten Tonguç olarak en fazla üzerinde durduğumuz... ...ve LGS'de başarı çıtasını en yukarı koyabilen kaynaklarımıza geldik. Dinamo setimiz. Dinamo setimiz gerçekten çok kapsamlı. Bunun içerisinde toplamda 6 tane kitabımız var. Ve bunun içerisindeki soru adetlerini hemen sana göstermek istiyorum. Dinamo setimizin içerisinde... 747 tane temel soru var az temel Azaldı soru var temel soru ama 1968 tane orta seviye soru var 1152 tane zor seviye sorumuz var 117 tane de pro seviye yani artık aşmış yani sınavdan Kızı bile büresiz. daha zor 6 tane kitabın içerisinde bu kadar soru var ve tekrar söylüyorum bu kitabın içerisindeki sorular bir de dijitalde de bunların yüzde %30 daha fazlası dijital sorularımız var. O çok önemli. Dijital soruları da çözmek bu sene bizim için en önemli basamaklardan bir tanesi. Yok fazla soru çözmüş oluyoruz ve dijital soruların hepsi gerçekten sağlam gelmesi sorular. Onları da çözmeni gerçekten gönül rahatlığıyla istiyorum. Bak İngilizce, aynı zamanda din kültürü, aynı zamanda matematik, matematik? matematikteki soruların dikkat et. Matematik çok zor. Dikey diyoruz. ve yatay olmak üzere testlerimiz var ve matematikteki sorular bizim için çok belirleyici. Aynı LGS ayarında olmasını istiyoruz ve ona göre gerçekten çok kaliteli sorular hazırladık. Aynı zamanda inkılap tarihi, aynı zamanda fen, aynı zamanda Türkçe olmak üzere altı tane kitapla gerçekten bu sene soru bankası ihtiyacın tamamen karşılanmış olacak. Dinamo setin sayesinde diyoruz. Peki orta seviye kitaplarımızda seviye seviye ilerlediğimiz zaman bu şekilde tamam artık kaşınan arkadaşlarımıza gidiyoruz. Kaşınıyorum. Peki, kaşınıyorum öyleyse varım diyor arkadaşlarımız. O zaman size Gönül rahatlığıyla zoru bankasıyla zor soru kaşıma kitini veriyorum gerçekten <laughs> de birazcık daha zor sorular. Aa, dörtten... Burada da dijital soru var hocam. Aynen burada da dijital soru var. Bütün kitaplarımızda dijital soru var merak etme. Dolayısıyla her kitapta daha fazla soru çözeceksin yani var olandan kitabın içine giden daha fazla soru çözeceksin ve bak zoru setimizin içerisinde de hemen sana zorluk seviyelerini falan filan göstermek istiyorum. Bak 308 tane temel seviye soru var. Başlangıç seviyesi soru yok ne yazık ki. 1595 tane orta seviye soru var. 1128 tane zor seviye soru var. Ve 268 tane pro seviye soru var. Bayağı Gerçekten bayağı. bizim için birazcık zorlayıcı olabilir. Onu da söylemek istiyorum. Zoru sette şöyle bir şey yaptık Tonguç evladım benim. Matematik, Türkçe ve fen derslerimiz en baba dersler. Dört kat sayıda değil mi? Evet hocam. Bu derslerimizin hemen dört kat sayıda olduğu için kendine özel zoru kitapları var ve hemen sana soruları göstermek istiyorum. Hocam, Gerçekten çok zor duruyor. Birazcık challenging sorular var burada. Peki matematik, Türkçe ve de bu şekilde sorular varsa tamam eyvallah bunları anladık. Bir, diğer bir katsayılı derslerimiz için de tek kitap yaptık onda on. 10. Neden? Çünkü bunlardan onar soru çıkıyor ve onda on 10 hedef. Hiçbirini var. kaçırmak istemiyorum. Hiçbirini seviyorum. kaçırmayacağız. Çünkü Zoru Bankası'nı alan bir öğrenci zaten bunlardan full yapmalı. Hiç şansı yok. Dolayısıyla onda on 10 Zoru Bankası dört tane kitapla aslında yeni nesil beceri temelli soruları halletmiş oluyoruz Tonguç evladım benim. Ve Dijital soruları asla Hı. unutmuyoruz tabii ki. Şimdi bir de bunların yanında konuşalım. Paragraf ve matematik çok önemli değil mi? Evet hocam. Paragraf en önemlisi. Çünkü açıyorum mesela sözel e, LGS sorularını. hocam. Hepsi paragraf. Yani bütün sorular paragraf ötesi sorular. Artık uzun uzun para bir soruya bakar mısın? Şöyle Aa. bir. Soru. Dolayısıyla biz bunları hazırlık yapabilmek için mutlaka paragraf çalışmamız gerekiyor. Tonguç zaten bu konularda hep önlemleri aldı. Yani sadece Tonguç'un kaynaklarıyla seviye seviye olmak üzere zaten LGS'de full yapan birçok öğrencimiz var ve bize gönderiyor bunların videolarını. Paragraf dediğimiz zaman da en önemli kaynaklardan bir tanesi. İlk seviye paragraf kitabımız Paragraf 10 onlu paragraf denemelerinde oluşuyor. Sonra birazcık daha kazı es kasa bu görüyorsun. Oo, paragraf on süre. yani hızlanma ve odaklanma sınav paragraf kitabı. Yani sınava yönelik gerçekten de süreye yönelik paragraf kitabı. Bak bu kadar uzun sorularla kendini hıza ve süreye adapte ediyorsun. Sonrasında artık kaşınıyorum ve gerçekten en kazığını hak ediyorum diyen arkadaşlar. Son içinde. nokta. Son nokta paragrafta son nokta kitabımız var ve Günde 15 tane paragraf ve anlam bilgisi. Sözlükte anlam, cümlede anlam. Aa, burada farklı Bunları değil. da ekleyelim dedik. Ve TikTok logosuyla tabii ki. Burada da günde 15 paragrafla her gün günde 15 paragrafta hap şeklinde almanı istiyoruz. Şimdi bunlar paragraf kitaplarımız. Bir de tabii ki en önemlilerinden bir tanesi de matematik. Matematikte herkes yamuluyor. Neden? Çünkü sayısal kitapçığımız geldi bize LGS'de. Öyle bir matematik soruları geldi. Göz yaşı. Ben sana yapamadığım soruyu göstereyim. Bak neredeyse yapamayacaktım. Öyle bir soru. Bordo yani. verelim. Ya böyle bir soru olabilir mi ya? Bu soruyu nasıl yapacak arkadaşlarımız? Gerçekten birazcık challenging çıkıyor. Ve problem... Yani ya bu üçgen sorusu mu problem sorusu mu anlamadım nasıl bir şey? Bakar mısın şöyle bir soru. Paragraf ya. sorusu gibi hocam. Yani ya. paragraf sorusu gibi sorular çıkıyor. Dolayısıyla biz de bunun önlemini aldık. Dedik ki... ...matematikte en fazla problem çıkıyor. Problem bankası, aynı zamanda bak matematik ek kaynaklarımız. Yeni nesil problem bankamız. Bütün dersleri, bütün konuları problemle anlatıyor. Hatta demin aynı LGS'de çıktığı gibi... ...ya üçgen geometri değil mi? Üçgenleri de problemleştirdik. Aa. Yani bütün matematiği problemleştirdik. Aynı LGS'de çıkar pozisyonda. Ama şunu da yaptık Tomuş Erdoğan'a bak... ...çok kazanımlı testlerde koyduk için ama temelden orta sonra zora doğru giden bir bak temel yeşil sonra zora doğru morartan bir yapı kurduk bunun içerisinde. Aynı zamanda LGS matik, matematik denemelerimiz var ve aynı zamanda en kaşınan arkadaşlar için. Yani ben artık kaşınmanın ötesine geçtim diğer arkadaşlar için de. Galatasaray istiyorum. Zor ve Ötesi kitabımız. Yani bunu gerçekten bu soruları yapabilen arkadaşlar... ...LGS Matematik'te hepsi full yaptı. Aa. Yani bu soruları yapabilen arkadaşlar... ...zaten LGS Matematik'te full yapacaksınız. Zor ve Ötesi kitabımızda süper bir şekilde sizi bekliyor. O zaman bak bütün kaynaklarımızı sana gösterdim ve... ...bütün bu kaynakları... Her yerde sana en yakın Tonguç Kırtasiyesini alabilirsin. Türkiye'nin her yerinde Tonguç kitapçıları var ve Tonguç kitapçılarından istediğin gibi bu kaynakları alabilirsin. Aynı zamanda tongucmağaza.com da bizim resmi web sitemiz, resmi satış sitemiz. Oradan da alabilirsin diyoruz. <laughs> Başka yerlerden de alabilirsin ama bazı yerler hani tam güvenilir olmayabiliyor internette. Ama Tonguç Mağaza.com'dan alabilirsen net bir şekilde aynı zamanda Tonguç kırtasiyelerinden, Tonguç kitapçıdan alırsan mutlaka mutlaka sana en doğru ürünler gelecektir diyorum Tonguç Erhan Bey. Im. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Bütün sene boyunca süper kamplar bizi bekliyor. Görüşmek üzere.